Herkese iyi günler. Barış Karayazgan ben. Akbank Sanat olarak yeniden sizlerle birlikteyiz. Nisan ayını resim tekniklerinin çok heyecan verici bir tekniği olan kolaj tekniğine ayırdık. Ve sizlerle bugünkü ilk videomuzda Picasso ve Kübist portre kolajı yapımı yapıyor olacağız. Hemen sizlere malzemeleri göstermek istiyorum çalışmamız için. Bir tane yapıştırıcı için ben burada sıcak silikon tabancası kullanacağım ama herhangi başka bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Bir tane makasım var. Değişik boyalar kullanabilirsiniz. Ben burada bugün sizlere keçeli boyalar ve pastel boyalarım var. Onları kullanacağım. Karton kutudan kesilmiş bir parça kartonum var. Bunu da kullanıyor olacağım. Çok farklı malzemeler kullanmak anlamında güzel bir örnek olacak. Aynı zamanda değişik renk bantlarım var. Yine bambaşka bantlar da kullanabilirsiniz. Ve bugüne özel görmüş olduğunuz, arkasında göstereyim, mıknatıslı bir kağıt kullanıyor olacağım. Ama siz yeniden mıknatıslı kağıt bulamazsanız onun yerine herhangi başka bir mıknatıslı da kullanabilirsiniz. Çünkü yapacağımız kolaj portre buzdolabının üzerinde yaşayacak. Ve her geçen gün değişecek, gelişecek, sizlerin dokunuşlarıyla dönüşecek. Çalışmamıza başlamadan önce size bazı bilgiler vermek ve paylaşmak isterim. Öncelikle kolaj tekniğinde kübizmi akım olarak seçtik. Ve tabii ki kübizmden de Picasso'yu tercih ettik. Onun yaptığı kübist portreler gerçekten kolajda da uygulaması çok güzel örnekler olacak diye düşündük. Şimdi çalışmamız öncesinde bu kolaj dediğimiz teknik nedir onu bir konuşalım. Öncelikle Türkçe'de bazen kesyap diyorlar. Tam da adındaki gibi kesip birleştirerek başka bir eser yaptığımız bir çalışma. Ve keserken de genellikle hazır daha önceden yapılmış parçaları kullanıyor sanatçılar. Yani diyelim ki bir derginin bir yerindeki bir insanın gözünü alıp kesip başka bir yerden, bir gazeteden, başka bir insanın kulağının görselini kesip ondan sonra onları kendi istediği şekillerde birleştirerek yaptığımız tekniğe kolaj tekniği diyoruz. Ve bundan bu şekilde yapılan eserlere de kolaj eserleri deniyor. Ama kolaj artık sadece iki boyutlu değil, üç boyutlu da yapılabiliyor. Bazen kartonlar kullanılıyor, bazen hazır objeler kullanılarak heykeli de, üç boyutlu olarak heykelleri de yapılıyor. Her açıdan çok heyecan verici, çok eğlenceli bir teknik. Şimdi kübizm dediğimiz şey ise çok önemli bir sanat akımı. Özellikle modern sanatında başlangıç dönemlerinde esasında çok ciddi sanatçılara değişik kapılar açan bir akım. 1907-1908 yıllarında Picasso, Pablo Picasso ve George Braque'ın ilk adımlarını atarak açtıkları bir akım diyebiliriz. Ve en heyecan verici yanı geleneksel sanatsal yaklaşımı reddeden, çok farklı bir noktadan bakan bir akım olması. Ki modern sanatında esasında bir nevi tohumlarını ekti diyebiliriz. Orada şöyle bir şey yaptılar kübist sanatçılar. Öncelikle objeleri ve figürleri farklı açılardan görüyordu ressamlar. Resmini yaparken gördükleri açı üzerinden giderlerdi. Hatta bir de perspektif kullanırlardı. Kübizm ise öncelikle perspektifi reddetti, kenara koydu. Ondan sonra dedi ki, niye baktığımız açıyı kullanmak zorundayız ki? Ben buna biraz şey diyorum, ressamların heykeltıraşları kıskanması diyorum. Çünkü heykeltıraş heykelini yaparken o yaptığı heykelin her açısını, üç boyutlu yaptığı için önünü, arkasını, sağını, solunu, üstünü, altını, her tarafını yapıyor. Ama ressamlar gördükleri açıdan genellikle resmederler. Bence o biraz Picasso'nun ve George Braque'ın da ressamları kıskanması, sanatçıları daha doğrusu heykeltıraşları kıskanması gibi görüyorum. Onlar da niye ben arkasının görüntüsünü ya da yandan görüntüsünü yapamıyorum diyerek yola çıktıklarını düşünüyorum. Çünkü özellikle Picasso'nun kübist portrelerine baktığınız zaman gerçekten de görürsünüz. Aynı yüz üzerinde yandan görünen bir gözle önden görünen bir göz olabilir. Ya da dudağı yandan görüp bir tarafını da önden görebilirsiniz. Ya da arkadan görebilirsiniz gibi. Gerçekten çok heyecan verici. İstedikleri bakış açısını aynı eserin üzerine yansıttıkları, koydukları ve doğal olarak bir bunun da kuralı olmadığı için kendi kurallarını kendi istedikleri şekilde koydukları bir sanat akımı olarak çıktı. Ve ikiye ayrıldı çıktıktan sonra. İlk başlarda analitik kübizm dedikleri. Biraz orada renkleri çok önemsemediler. Hatta daha böyle renkler biraz daha soluk, sakin, çok ön plana çıkmadan yaptılar ilk eserlerini. Ki orada form ve şekiller ortaya çıksın. Çünkü orada çok ciddi değişiklikler oldu. Perspektif ortadan kaldırıldı öncelikle. Sonrasında da gördükleri gibi değil,
gördüklerinden daha da fazlalıkları bildiklerini de kullanarak gördükleri objeleri farklı açılardan tek bir yüzey üzerinde yapmaya başladılar. Sonrasında da sentetik kübizm başladı ki o da 1912'lerde başladı. Orada renkler daha canlı olmaya başladı ve biraz daha cesurlu davranmaya başladılar. Ve gerçekten de çok farklı şekilde sanat yapmanın çok heyecan verici bir yöntemini de uygulamış oldular. Sizlerle şimdi birazdan Picasso'nun yaptığı bazı örnekleri gösteriyor, paylaşıyor olacağız. Özellikle portre tarzı örnekler. Ve onlara da dikkat ederseniz gözünün yandan göründüğü bir yerde, hemen yanında da önden görünen bir göz. Burun aynı şekilde, burunun deliği yandan görünürken burunun kendisi önden görünüyor. Ya da dudağın bir kısmı yandan, bir kısmı önden, bir kısmı alttan görünüyor. Gerçekten Picasso özellikle bu konuda inanılmaz eğlenmiş ve kendisine sonsuz oyunlar oynayabileceği bir alan yaratmış. Ki dediğim gibi sanata geleneksel yaklaşımı kenara koyup çok farklı şekillerde yaklaşan sanatçıları çok eğlenceli bir ortamda çalışabilecekleri bir olanak sağlamıştı kübizm. Kolaj da buna çok benzer bir şey ki Picasso da o dönemde ki kübizmin de etkisidir bu. Sanatta esasında resimde özellikle kolaj tekniğinin ilk defa kullanıldığının örneklerini de kübizm sayesinde görüyoruz. Bu anlamda bu ikisini birleştirerek sizlerle de bu kübist portreler kolaj çalışmasını yapmayı hayal ettik ve şimdi de hemen çalışmamıza başlıyoruz. Şöyle bir minik bir bilgi daha vermek isterim. Özellikle Picasso ile alakalı olarak mesela farklı kültürlerden de etkilendi sanatçılar. Picasso Afrikalı kabilelerin masklarından, o törenler yaparken kullandıkları masklardan da çok etkilenmiş. Ve bunu da kübist portrelerinde etkilerini zaten görüyorsunuz. Çünkü o masklar bir kez çok gerçekçi masklar değil. Aynı zamanda stilize edilmiş. Yani yüzdeki detaylar biraz hafif değiştirilmiş. Burun mesela biraz daha ince uzun yapılmış. Ya da göz daha da gerginleştirilmiş ya da daha da büyütülmüş gibi. Bir nevi gerçeklikle de oynamış. Çünkü Afrika'daki mask yapan sanatçılar. Bu kabilelerdeki kullanılan masklar. Ve bu anlamda da kübizm ve kolaj tekniği bu anlamda çok güzel yan yana gelmiş durumdalar. Şimdi size ilk olarak Picasso'nun yapmış olduğu kübik portrelerden bazı basarak kesip hazırladığım parçaları göstereceğim. Ondan sonra da birkaç tane kendim yapacağım ve sonrasında bunları nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum. Burada masanın üzerinde gördüğünüz, şimdi kaldırdığım bu Picasso'nun farklı eserlerinden yola çıkarak kullandığım, kestiğim parçalar. Mesela şu çok önden görünen bir gözken, bu da yandan görünen bir göz. Burada farklı bir dudağımız var. Bu görmüş olduğunuz güzel değişik bir burun, pardon kulak. Bu bir burun, aynı zamanda bambaşka başka bir burun daha var. Şimdi biz bunları yan yana getirerek çok heyecan verici parçalar yapabiliriz. Ama bir portrede neler var? İşte göz, kulak, burun gibi parçalar var, saçlar var. Bunları yapacağız ama Picasso'nun çok güzel bir sözü var. Bu çalışmaya da çok çok güzel uyuyor diye düşünüyorum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kübizmle ilgili de önemli bir söz. Picasso şunu demiş. Bir kafaya onun parçaları olan gözler, burun ve ağzı istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Kafa, kafa olmaya devam eder. Yani illa gözün olması gerektiği yerde olmayabileceği konusunda ya da burnun illa orada durmaması gerektiği konusunda da farklı olasılıklar da olduğunu anlatan bir söz esasında. Yani illa tıpatıp aynısını yapmak zorunda değilsin diyor Picasso. Ve zaten de eserlerinde bunları gayet net görüyorsunuz. Şu anda da bir tanesini size gösteriyoruz. Gerçekten hem renkli hem de heyecan verici. İşin garip kısmı birçok çocuk bu çalışmaları yapsa hiç beğenmeyiz şu anda ama Picasso yaptığı zaman milyon dolarlar eden çok değerli sanat eserlerine dönüşüyor. Sanatın da esasında çok güzel bir açılımının olduğu bir teknik ve örneklerini şu anda görüyorsunuz. Şimdi ben ilk olarak bu kesmiş olduğum, bir kutudan keserek ayırmış olduğum kartonun üzerine keçeli boyalar bunun üzerine çok iyi görünmez çünkü kahverengi. Kahverengi olduğu için renkler, keçeli renkler özellikle ışık geçirgen, alttaki rengi de gösteren renkler olduğu için çok uygun değil. O yüzden pastellerle bir tane farklı bir dudak yapmak istiyorum. Sonra da o dudağı kesip hazırlayacağım.
Şimdi dudağımı hazırladım, onu da kesiyorum. Şimdi dudağım hazır. Bu dudağımı bir tane magnetin üzerine yapıştıracağım ki daha sonra buzdolabında çalışmamı yapabileyim. Bunun arkasına siz farklı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Ben sıcak silikon tabancam var, onu kullanıyorum. Çok daha hızlı yapışıyor çünkü. Ama beyaz tutkal ya da herhangi başka bir yapıştırıcı gayet rahat kullanılabilir. Bu arada kullandığım bu kağıt sayfa magnet ya da magnet diyebiliriz. Kesimi çok kolay olduğu için kullanıyorum. Bunun yerine normal değişik magnetler de siz de kullanabilirsiniz. Ama bu gerçekten kullanımı çok kolay bir malzeme. Şimdi bu dudağı biraz alt dudak gibi düşünüyorum. Bir de üstüne bir dudak yapmak isteyeceğim. Burada var olan parçamı kullanabilirim. Evet, gördüğünüz gibi dudağı iki ayrı parça olarak yaptım ve şu anda bunlardan başka bir parça daha yapacağım ama bunu kenara koyuyorum. Bu sefer de direkt magnetli beyaz kağıdım üzerine yaparak minik bir parça daha yapıp sonra da buzdolabına gidiyor olacağım. Şimdi de bu magnetli kağıdımın özelliğini kullanarak bunun üzerine bir ne yapayım acaba? Bir göz yapayım diyorum. Göz yapmak için bu sefer keçeli kalem kullanacağım. Picasso'nun farklı bir göz olsa benim gözüm.
Evet, çok eğlenceli bir göz yapmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi bu yapmış olduğum farklı parçaları, değişik malzemeler, Picasso'nun yapmış olduğu, kendi yapmış olduğu görsellerden yazacağım baskı alıp daha sonra arkasına mıknatıslar yapıştırdım. Daha sonra evdeki atıkları da kullanabileceğimiz ve karton kutunun parçalarını kullanarak yaptığım ve pastel boya kullanarak yaptığım bir dudak serisi var. Aynı zamanda bir tane de göz, bu bir tarafı kağıt, bir tarafı da mıknatıs olan bu mıknatıs kağıt diyebileceğimiz ya da yaprak mıknatıs diyebileceğimiz parçalar. Onun üzerine bir çalışma yaptım. Bunda da keçeli renkler kullanmış oldum. Farklı farklı teknikli malzemeler. Şu anda hepsi yan yana gelerek çok heyecan verici, eğlenceli bir kübik portreye dönüşecek. Ama nerede? Masada değil, mutfaktaki buzdolabının üzerinde. Evet, bizim evimizin mutfağındaki buzdolabı üzerinde yaptığım farklı kübist tarzda portreleri, kolaj portreleri görmüş oldunuz. Bunun güzel yanı altları mıknatıslı olduğu için her sabah ilk kim kalkarsa, belki de böyle bir güzel bir oyun da kurgulayabilirsiniz. İlk kim kalkarsa o aynı parçaları kullanarak değişik bir portre yapsın ve o gün o portre kalsın. Ertesi sabah yeniden ilk kim kalkarsa bu sefer onun istediği tarzda bu portreye dönüşsün bu ve dönüştürülsün. Yani her gün çok farklı bir kübist portreye uyanmak içten biri değil. Eminim herkes erken kalkmak için savaşacak artık evlerde. Umarım bu eğlenceli ve güzel çalışma sizlerin hayatına da renk katar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere diyorum. Sevgiler herkese. Sağlıkla kalın.